Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar temel dini bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlerinizdeki ilk sorumuz bakalım bizden ne isteyecek. Evet, birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara verdiği üstün özelliklerden değildir? Evet, soru köküne dikkat ediyoruz. Akıllı olması, evet, üstün özelliklerden. İnanması ve ibadet etmesi, irade sahibi olması, konuşması ve düşünmesi, özellikle düşünmesi, yemek yemesi hemen hemen tüm canlılarda var arkadaşlar. Bu üstün bir özellik değil. Dolayısıyla hayvanlar da yemek yiyor ama düşünemiyor, konuşamıyor, irade sahibi değil, akıllı değil çoğundan bahsediyoruz. Tam birkaç kişiyi, birkaç hayvanı istisna göstererek. Ama bir insan özelliğinde hiçbiri değil tabii ki. Onun için cevabımız gayet açık. Geçiyorum diğer sorumuza arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz ifadede her doğan çocuk fıtrat yaratılış üzere doğar hadisinde anlatılmak istenen nedir ifadesi var? Arkadaşlar bahsettiğimiz anlatımda her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu ama daha sonra aileler onları Hristiyan, Müslüman, Yahudi veya ateist yapabiliyorlar Allah korusun. Dolayısıyla her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Yani yaratılış üzere doğar demek her çocuğu Müslüman olarak dünyaya geldiğinden bahseder. Onun için cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tevhid inancını ifade eder? Tevhid inancı biliyorsunuz ki Allah'ın birliği, ondan başka Allah'ın ilahın olmadığı, Hazreti Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğu, yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ifadesinin zaten meali de Allah'a inanmak, ibadet etmek değil, beraber bu değil. Allah'ın varlığı akılla bilinemez, bu değil. Allah'ın varlığı veya yokluğu kesin olarak bilinemez, hiç değil. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bahsettiğimiz bu. Allah inancı olağanüstü varlıklara inanma ve bağlanma ihtiyacına kaynaklanır, saçmalanmış. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğunda böylelikle hatırlatmış olalım bir kez daha. Diğer sorumuza bakıyoruz. Kelime-i şehadetin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Ezbere biliyorsak zaten arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh şeklinde ifade ediliyor. Muhammedun Resulullah şeklinde ifade ediliyor. Burada değişik ifadeler var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden. Buradan kaybetti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İşte bahsettiğimiz kelime-i şehadet bu arkadaşlar. Diğerlerini zaten eminim bir yerlerde saçmalanmış. Onun için bakmaya bile tenezzül etmedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah. Evet, buradaki bayağı bir kırpıntı olmuş, kesinti olmuş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Bu da değil. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu hep kırpılmış. Dolayısıyla cevabımızın Bursa seçeneği olduğunda eğer ezbere daha iyi biliyorsak bunun yazılış halinde çok da rahat takip edebiliriz arkadaşlar. Cevabımız gayet açık bu soruda. Beşinci sorumuzda Kur'an'da Allah'a kulluk etsinler diye yaratıldığı bildirilen varlıklar hangisi? Evet, biliyorsunuz ki Allah'a ibadet için sorumlu olan insanlar ve cinlerdir arkadaşlar. Onun haricinde melekler veya başka ruhani varlıklar ibadet için sorumlu değiller. İnsan ve cinlerin olduğu seçeneğin Bursa seçeneği olduğu da gayet açık. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. İnsan gibi, cin gibi aynı şekilde sorumlu. Dolayısıyla bizler gibi yiyip içip ibadet ederler. İnsani özellikler ama sadece görünmüyorlar. Onun için cevap gayet açık insanlar ve cinler diyerek bu soruyu da yapmış olalım. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre insanın yaratılış amacı nedir? Evet, Kur'an'daki amacımız belli olduğu üzere yaratanı Allah'ı tanıyıp, onun varlığını, birliğini bilip, peygamberin onun Resulü olduğunu inanıp, ona ibadet etmek. Dolayısıyla yemek içmek uyumak değil, hiç ölmeyecekmiş gibi sadece dünya için çalışmak değil, yarın ölecekmiş gibi sadece ahiret değil. Her ikisinin biliyorsunuz ki dengelememiz, eşitlememiz lazım. Yaratanını tanıyıp inanmak ve ibadet etmek. İşte bahsettiğimiz ifade bu. Dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak görmek. Tabii ki oyun ve eğlence değil. Burası bir imtihan sahası. İnşallah imtihanı geçenlerden oluruz hep beraber. Cevabımız Denizli seçene diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir? Evet, değildir sorularına lütfen dikkat edin. Ters köşe olmayalım arkadaşlar. Bildiğimiz soruyu bile bazen yanlış yaptırabiliyor. Ahiret gününe inanmak İslam'ın şartlarından biri mi? Ahiret gününe inanmak imanın şartlarında arkadaşlar. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü vel yevmel ahiri
vel yevmel ahiri şeklinde ifade ediliyor. İşte o ahiret güne inanmak. Dolayısıyla cevabı baştan yakaladık. Adana seçeneği değil. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak. Bunlar biliyorsunuz ki İslam'ın 5 şartından 4'ü ama ahiret gününe inanmak imanın şartlarından arkadaşlar. Dolayısıyla cevap gayet açık, azıcık dikkatli olmamız yeterli. Peygamberimizin ifadesiyle en makbul ibadet hangisidir ifade? Az ve öz olacak, devamlı olacak arkadaşlar. Geceleri gündüzlere katıp namaz kılıp oruç tutmanın bir anlamı yok. Yani er ya da geç şeytan sizi bıktıracaktır. Ama az da olsa devamlı yapılan ibadet Peygamber Efendimizin bizlere tavsiye ettiği ibadet. Dolayısıyla Adana seçeneğinde yine bu soruda işaretlemiş olalım. Diğer sorulara bakmıyoruz bile. Bazı sorular zaten artık Sağır Sultan duydu derler ya, o derece basit cevaplı arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel değildir? Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Yoksullara yardım etmek salih amel, iyi yapılan iyi davranış arkadaşlar. Dolayısıyla yoksullara yardım etmek salih ameldir. Ölçü ve tartıda hileden kaçınmak aynı şekilde bir salih ameldir. İyiliği tavsiye edip kötülüğe engel olmak salih ameldir. İyilikleri başa kalkmak. Evet, başa kalkmak bunun neresi iyilik? Dolayısıyla salih bir amel değil. Yetimin elinden tutup sevgi ve şefkat göstermek salih ameldir. Ama iyilikleri başa kalkmak bir salih amel, iyi davranış değil. Onun için cevabımız gayet açık. Aşağıdakilerden hangisi abdest almadan yapılamaz? Yani mutlaka abdestli olmamız gereken ifade. Duayı biliyorsunuz ki her an her yerde abdestsiz de olsa yapabiliriz. Onun için cevabımız Adana değil. Kur'an dinlemek, dinlemekten bahsediyoruz. Radyoda dinliyoruz mesela. Dolayısıyla abdestsiz olabiliriz. Ezberden Kur'an okumak. Evet, içinden bir Fatiha veya Felak nasıl okumak geçti. Abdest almadan da okuyabiliriz. Ezberden hadisi şerif okumak yine abdestsiz olabilir ama Kabe'yi tavaf etmek, namaz kılmak gibi ibadetler mutlaka abdestli olmamız gerektirir. Dolayısıyla abdestsiz Kabe'yi tavaf etmek diye bir ibadet şekli yok. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğunda böylelikle hatırlatmış olalım sizlere. Evet, 11. sorumuza bakıyoruz. 11. soruda bahsedilen ifade arkadaşlar bakalım neymiş? Aşağıdakilerden hangisi ibadet lerin bizlere kazandırdıklarından değildir? Yani olumsuz bir seçenek arayacağız arkadaşlar. Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır. İfadesi doğru mu? Kesinlikle doğru. Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı koruyun. Spor niyetiyle namaz kılacaksanız veya ne bileyim oruç tutacaksanız, ibadet edecekseniz etmeyin arkadaşlar. Allah'ın rızası için edecekseniz edin. Dolayısıyla bize kazandırdığı bir şeydir. Sporu ayrıca yap. Ama bunun namazı bunu niye alet ederiz ki? Böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazandırır. Ahlakımızı güzelleştirir, bizleri kötü alışkanlıklardan korur. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma birinci araç. Biliyorsunuz zekat, namaz, oruç bunların hepsi iyi şeyleri bize aşılarken spor niyetiyle yaptığımız ibadet bize ne sevap kazandırır ne de kaslarımızı gevşetir, güçlendirir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yine Bursa seçeneği olacak bu soru için. 12. sorumuza bakalım. 12. soruda yine abdestle ilgili herhalde bir soru var. Hemen bakıyoruz. Abdeste sünnet, gusülde farz olan davranış hangisidir? Bakın abdeste sünnet yapsak da olur yapmasak da ama gusülde farz olan davranış mutlaka yapılması gereken, gusül abdestinde yapılması gereken biliyorsunuz ağza, buruna su verip tüm vücudu yıkamak. Gusülün özeti bu. Dolayısıyla abdeste sünnet, gusülde farz olan davranışın ağza buruna su verip temizlemek. Bakın gusülde farz dedik ama abdestte bunun sünnet olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımızı direkt baştan yakaladık. Adana seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. 13. sorumuza bakalım. 13. soruda ifade edilen kavram bir açıklamamız var. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Mealindeki ayette hangi temizlikten bahsediyor arkadaşlar? Bu bahsettiğiniz temizliğin zaten suyla işi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da bizi abdeste götürür arkadaşlar. Boy abdesti, teyemmüm, beden temizliği, çevre temizliği değil. Bahsedilen bu ifadeler, açıklamalar abdestin alınma şeklini de anlatır bize ayrıca. Dolayısıyla cevap Ceyhan seçeneği diyoruz yine bu sorumuzda. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Herhangi bir yerimizin kanaması. Evet, vücuttan bir kan çıkıyorsa arkadaşlar abdestimizin bozulacağı malum. Abdestin farzlarından birini terk etmek, birini terk etmemiz abdestimizi bozmaz. Ağız dolusu kusmak,
Aynı şekilde özür diliyorum, bozar. Yani bozmaz derken bu seçeneklerden biri değil. Farzlardan birini terk ediyorsak tabii ki bozulacak. Ağız dolusu kusmak yine bozar. Sarhoş olmak zaten alkolle meydana gelen bir şey. O zaten bozar. Abdestli olamazsın zaten. Bir şey yemek içmek abdesti niye bozsun arkadaşlar? Fevkalade yiyip içebiliriz abdestli. Dolayısıyla cevap gayet açık diyoruz yine bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Burada bahsettiğimiz ifadede gusletmesi gereken bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Yani cünüp olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz ifadesi var. Bakalım hangisi? Namaz ve cenaze namazı kılamaz. Doğru. Tilavet secdesi yapamaz. Kur'an'a el süremez. Kabe'yi tavaf edemez. O zaman hepsi seçeneğini işaretleyelim ki bunların hiçbirini yapamaz arkadaşlar. Abdesti olmayan bir kişi. Yeryüzünde Allah'a kulluk amacıyla yapılan ilk mabet hangisidir arkadaşlar? Bahsettiğimiz ifade yüzyıllarca belki bin yıllarca daha da öne gidiyoruz. Bu bahsettiğimiz mabetin Kabe olduğunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Çünkü Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi, Mescid-i Küba, Sultanahmet Camii. Zaten Sultanahmet Camii Osmanlı zamanında, diğerleri Peygamberimiz zamanında. Ama Kabe onlardan çok çok daha önce, yüzyıllar belki bin yıllar daha önce. Onun için cevabımız ilk mabed olarak Kabe seçeneği doğru olacak. Bursa seçeneği diyoruz yine bu soru için. 17. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Videomuzun son 4 sorusu, son sayfası. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozar şeklinde ifade var? Evet, abdesti bozan her şey teyemmümü bozar. O da bir abdest çünkü kuru da alınsa, temiz bir toprak veya kumla da alınsa bir abdest şeklidir. Abdest veya gusül için suyun bulunmaz. Eğer su bulunuyorsa teyemmümüz bozulur, normal abdest almalıyız. Bu da bozar. Başka bir namaz vaktinin girmesi. Aynı şekilde arkadaşlar bahsettiğimiz teyemmümü bozulur. Teyemmümün farzlarından birini terk etmek yine teyemmüm ve abdestin farzlarından biri yine onları bozar demiştik. Görüyoruz ki hepsi buradaki istenen seçenekler arasında hepsi teyemmümü bozucu davranışlar arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Namazda secdede iken ne okunur? Secde alnımız yerdeyken yani yere kapaklanıp alnımızı yere koyuyoruz ya. İşte orada ne okunur arkadaşlar? Hatırlayın. Sübhane Rabbiyel Azim rüküye gidince okunur. Sübhane Rabbiyel Ala secdedeyken okunur. Dolayısıyla cevabımızın Sübhane Rabbiyel Ala Denizli seçeneği olduğunu da hatırlamış olduk bir kez daha. 19. sorumuza bakalım. Kur'an'da müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olarak emredilen ibadet hangisi? Evet, vakitleri belirli ibadet. Orucu biliyorsunuz ki vakit olarak sabah namazı imsakla başlıyoruz. Akşam namazına kadar. Kurban istediğimiz zaman tutulabilir ama oruç da aynı şekilde sadece Ramazan değil istediğin zaman tutabilirsiniz. Zekat istediğin zaman verebilirsiniz. Hac biliyorsunuz ki onun da bir vakti var hacca gitmek. Ama burada bahsedildiği müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olarak emredilen ibadet namazdır arkadaş. Günün 5 vakti o saatler içinde kılınıyor. Yani ben istediğim zaman öğlen namazı kılabilirim diyebilir misiniz? Hayır. Onun da belli bir vakit var ikindi namazıyla öğlen okunduğu süre arasında. Dolayısıyla bahsettiğimiz ibadetin Edirne seçeneğindeki namaz olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Secde ayetlerini okuyan ve işitenin yapması vacip olan secdenin ismi nedir? Evet, secde ayetlerini okuyan veya okuyan birinin sesini duyanlar hemen tilavet secdesi yapmalı arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz hem kendin yapacaksın hem de bir başkasından duyarsan bile yapacaksın arkadaşlar. Dolayısıyla secde ayetleri okunuyorsa tilavet secdesi de şart diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.